Evet Tuğçe Hanım. Bana biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Tabii tabii, memnuniyetle. Biz 4 kişilik çekirdek bir aileydik. Annem, babam, ben ve kız kardeşim. Demek kız kardeşiniz var. Varmış. Yani annemler babamlar hep öyle söylediler. Ya ben bir türlü tanıyamadım kız kardeşimi. Neden? Ya bilmem. Aslında öyle evin içinde ara sıra karşılaşıyorduk ama annemle babam hiç böyle bizi tanıştırmadılar. Neden? Ya işin doğrusu aslında şöyle. Şimdi biz müsait olduğumuzda annem ya çamaşır ya bulaşık yıkardı. Annem müsait olduğunda da ben çamaşır yıkıyordum. Kız kardeşim de bulaşık yıkıyordu. Bir türlü kısmet olmadı yani. Ceren, neredesin sen? Kakalaktan kaçıyordum. Koşarken kafa üstü düştüm. Ne? Tamam tamam, telaşlanacak bir şey yok. İyi ki düştüm. Çünkü aklıma süper bir espri geldi. Size bir soru. Hangi hayvan böyle hem tahtada hem kuru yerde hem de suda yaşar? Tahta kurusu. Kendine gel Ceren. Bizim gibi ajanlara böyle abuk sabuk espriler yapmak yakışıyor mu hiç? Kızcağız kafasını vurmuş işte Selim. Cevap verme bana. Ya ben düştüm ama yani bu düşüş bir şeyi fark etmemi sağladı. Yani Selim, Murat, bakın ben bunca yıldır ajanlık yapıyorum ve size yemin ederim böyle espri yaparken zevk aldığım kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. Ceren, biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Hangisini yapacağına karar ver. Ya ajanlık ya espri. Ben çamaşır yıkıyordum, kız kardeşi bulaşık yıkıyordu. O zamanlarda öyle makine falan da yok. Elimizle yıkıyorduk yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.